Evet, herkese merhabalar. Şu anda Huawei MatePad 11'de Asphalt 9 performansına bakacağız. Gördüğünüz üzere 60 FPS aktive edildi ve görsel olarak high quality seçtim. Daha üstünü seçemiyoruz zaten. Ya default var ya da high quality diye iki tane seçenek var. Şimdi vakit kaybetmeden ana sayfaya dönelim, bir yarışa girelim. Performansı sizde canlı canlı görün. Ben kendi kariyer modundan devam edeyim. Mesela şurada kalmıştım. Next diyelim. Play de diyelim. Bu arada tabletin dahili belleği de hızlı olduğu için oyunlar gerçekten hızlı yükleniyor. Sesini bir tık keseceğim şimdi. Siz zaten direkt göreceksiniz, şu an görüntü kalitesi en yüksekte ve 60 FPS hedefiyle oynuyoruz. Akıcılıktan zaten FPS anlaşılıyor. Bu arada Gyro ile oynuyorum şu anda. Geçenlerde de şeyi denedim. PlayStation 5 joystick'i bağladım ben bu tablete. PlayStation 5 joystick ile bu oyunu oynayabildim mesela. Bayağı çalışıyor yani şeyler. Akıcılıkta herhangi bir problem yok. Şuradan biraz kestirmeden gidelim bakalım. Ben Gyro ile oynamaya çok alışık değilim. Ama genelde bu oyunu oynayanlar Gyro ile oynuyor diye tahmin ediyorum. Biraz şöyle hareket yapalım buradakilere. Ya şeyi düşündüğün zaman bir mobil oyun için gerçekten grafikleri falan bayağı iyi bir oyun aslında. Araba detayı ve parlama, yansımalar falan çok çok başarılı yani gerçekten. Yani bunu şeyde görsem, böyle eski nesil konsollarda falan görsem derim vay be, hani çok çok iyi grafikleri var oyunun gerçekten de ya. Orada eleman bizi geçti. Az bir yol kaldı. Şurada kendimizi uçursak ki uçuramayacağım galiba. Evet. Gerçekten oyun deneyimi bağlamında tablet çok başarılı bence. Ayrıca üzerine bir de 4 tane hoparlör var bu tabletin. Elinizi isteseniz de kapatamıyorsunuz bütün hoparlörleri. O yüzden ses deneyimi çok başarılı. Yani hatta Harman Kardon'un bir şeyi var bunun üzerinde. Hoparlör sistemi var. Gerçekten benim laptopumdan falan daha iyi ses çıkarıyor. Çok çok iyi bir ses düzeni var. Sadece şeyle alakalı değil yani. Cihazın kendi gücünden ziyade bir yandan da sağladığı efektler, ne bileyim ekran kalitesi falan çok başarılı gerçekten. Not now diyelim. Evet. Sizler de tabletle ilgili merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.